Diğer seçenekler, düğme. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu Play Store'daki vocalizer sesleri uygulaması. Ben bu vocalizer sesleri uygulamasını modladım. Bunun paket adını değiştirdim. Orijinal Play Store'daki vocalizer TTS ile çakışmasın diye. Modladıktan sonra paket adını değiştirdim. Böylece bu hem eski Android sürümleri için hem de yeni Android sürümleri için uyumlu hale geldi. Aynı zamanda ilginç bir şey var. Bu uygulamada artık Cem sesinin hem normal versiyonu var hem de ML versiyonu var. Şöyle Cem Compact, Cem Embedded Compact, Cem Embedded Pro, Cem Embedded High, Cem ML Embedded Pro, Cem ML Embedded High, Yelda Embedded Compact, Yelda Embedded Pro, Yelda Embedded High olmak üzere değişik bir ses seti var. Özellikle en ilginç olanı Cem ML sesi. Ben hala bu Cem'in yeni ses versiyonlarını sevmiyorum. Size gösterdikten sonra sileceğim. Cem ve Cem ML sesleri aynı anda çalışmıyordu ama bir küçük bir modifikasyonla bunu aynı anda çalıştırmayı başardım. Artık hem Cem hem de Cem ML sesleri aynı anda çalışabiliyor. Aslında eski ses versiyonlarını da eklemeyi denedim. Embedded Compact V3 2 1, Embedded Pro V3 2 1, Embedded High V3 2 1 seslerini de eklemeye çalıştım. Ama o sesleri maalesef ekleyemedim programa. Yani uygulamanın içine sesleri dahil ettim ama kurulumdan sonra uygulamayı açtığımda o eski ses verilerini göstermedi. Göstermediği için eski ses verilerini maalesef kullanamayacağız. Sözü fazla uzatmadan ben hemen size sesleri tanıtayım. Talkback menüsü. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Şöyle bir şey var. Sesleri teker teker indirmeniz gerekecek. Yani önceden indirilmiş ses dosyasını içine attığımızda çalışmıyor ne hikmetse. Uygulamayı açıp bütün ses setlerini, gerçi bütün hepsini indirmek zorunda değiliz ama hani bütün ses setlerini indirmek istediğimizi varsayarak anlatıyorum. Bütün ses setlerini teker teker indirmemiz gerekecek. Pardon. Cem ML ve Cem ML Embedded High sesleri çok tuhaf konuşuyorlar. Yani gerçekten çok değişik sesler. Bunları deneyimlemeden ne ifade ettiğimi anlamanız mümkün değil. Zaten benim bunu size anlatmam da mümkün değil. Bizzat kendiniz deneyimlemeniz gerekiyor sesleri. Gezinme. Ekranın başından başlayarak oku. Sonraki öğeden başlayarak oku. Son söylenen ifadeyi kopyala. Son söylenen ifadeyi harf harf kodla. Son söylenen ifadeyi tekrarla. Konuşma dili. Ekranı gizle. Talkback ayarları. Metin okuma ayarları. 12 öğeden 1-10 arasındakiler gösteril. ONEU ana ekranı. Metin okuma. Metin okuma. Tercih edilen motor. Elnur TTS. Hemen onu seçelim. Tercih edilen motor. Bu modifikasyonlu uygulamanın en güzel özelliği orijinal vocalizer TTS uygulaması olmasına rağmen Play Store'daki sürümüyle çakışmıyor. Yani siz bu programı kurduğunuzda ister eski Android sürümünü kullanıyor olun, ister Android 13 veya Android 14 kullanıyor olun, isterseniz de gelecek içinde konuşalım.
yeni çıkacak olan Android 15 sürümünü kullanacak olun, fark etmez. Bütün Android sürümleriyle uyumlu olacak şekilde modlanmış program. Hiçbir şekilde Play Store'dan bunun güncellemelerini almayacaksınız. Hatta size şöyle göstereyim ben. Buradan bir çıkalım. Hatta öyle ki Play Store'daki sürümü ayrı, bunu ayrı yükleyip kullanabilirsiniz. Birbirleriyle çakışmayacaklardır. Play Store. Hatta durun bir saniye. Önce uygulamayı göstereyim ben size. Burada. Vocalizer sesleri. Açayım. Lütfen bekleyin. Vocalizer sesleri. 59. Bu uygulamanın tek bir hatası var. Şu vocalizer metin okuma. Vocalizer sisteminizde varsayılan metin okuma motoru değil. Varsayılan metin okuma motoru olarak seçmek istiyor musunuz? Uyarısını Vocalizer TTS'yi varsayılan metin okuma motoru olarak seçseniz bile gösteriyor. Yani ben bunu birazdan da göstereceğim üzere varsayılan metin okuma motoru olarak seçeceğim. Ama bunu seçmiş olmama rağmen uygulamayı başlattığımda benden bunu yeniden seçmemi isteyecek. Sanki başka bir metin okuma motorunu seçmişim gibi. İşte orijinal uygulama burada. Gösteriyorum sizlere. Bu normal Vocalizer TTS. Şimdi Play Store'a girelim. Play Store. Uygulamalar ve oyunlarda ara. TTS yazalım mesela şuraya. Yani yazılmış vardı. Bulalım. Evet, bakın. Yükle. Yükle diyor. Yani aslında bende yüklü ama paket adı farklı olduğu için bunu ikincil bir uygulama olarak algılıyor sistem. Ve gördüğünüz gibi yükle diyor. Yükle, düğme. İster bu sürümü kullanırsınız, ister benim paylaşacağım sürümü kullanırsınız ama benim paylaşacağım sürümü kullanmanız daha iyi olur. Çünkü hem geniş bir Android uyumluluk skalasına sahip. Yani en eski Android sürümünden en yeni Android sürümüne kadar bütün Android sürümlerinde çalışacak şekilde tasarlanmış. Hem farklı ses modeli var hem de herhangi bir güncelleme uyarısıyla rahatsız edilmeyeceksiniz. Buradaki Play Store'daki orijinal uygulama istediği kadar güncelleme alsın. Siz benim paylaştığım uygulama da ve o uygulamanın Play Store bölümünde güncelleme görmeyeceksiniz. Bu uygulama burada şu anda ana sayfasını açmış olduğum uygulama istediği kadar güncellensin. Siz benim paylaştığım uygulamada hiçbir şekilde güncelleme görmeyeceksiniz. Play Store'daki güncellemeler kısmını kontrol ettiğinizde bile güncelleme görmeyeceksiniz. Şimdi çıkalım. İşin teorik kısmıyla sizleri sıkmadan seslerin anlatımına başlayayım ben. Dediğim gibi bu Cem ve Cem ML sesleri aynı anda çalışmıyordu. Bunlardan birini seçmek durumundaydınız. Küçük bir modifikasyonla ve ses eklemesiyle bunların aynı anda çalışmasını sağladım. Yani bunların aynı anda hepsini kurduğumuz zaman uygulama çöküyordu. Çalışmıyordu. Ama artık çalışıyor. Yani bütün ses modellerini ve bütün sesleri aynı anda çalıştırabiliyoruz. Hemen şöyle bakalım. Talkback menüsü. Gezinme. Ekranın başından başlayarak oku. Sonraki öğeden başlayarak oku. Son söylenen ifadeyi kopyala. Son söylenen ifadeyi harf harf kodla. Son söylenen ifadeyi tekrarla. Konuşma dili. Ekranı gizle. Talkback ayarları. Metin okuma ayarları. ONEU ana ekranı. Metin okuma. Metin okuma. Bir de bu modifikasyondan kaynaklı mıdır nedir bilinmez. İlk kurduğunuzda ve sesleri ilk indirdiğinizde Türkçe Türkiye desteklenmiyormuş gibi görünecek.
Dil ayarını önce Türkçe Türkiye, sonra tekrar sistem dilini kullan olarak ayarladığınızda düzelecektir. İlk kurulumda yapıyor bunu sadece. Daha sonraki kullanımınızda bunu yapmıyor. Modifikasyondan kaynaklı mı bilmiyorum ama ben ilginç bulduğum için denemek ve sizlerle paylaşmak istedim. Yoksa benim bununla artık hiç işim olmaz. Benim elimdeki kullandığım Cem sesleri, şöyle söyleyeyim. Bu programdaki Cem sesi benim elimdeki kullandığım Cem sesinin tırnağı olamaz. O kadar iğrenç bir ses. Ama ilginç geldi. Sizlerle paylaşmak istedim. Belki seveniniz olur, belki hoşlananınız olur. Hoşuna giden bir arkadaş olur. Bu sesi kullanmak isteyen bir arkadaş olur. Onun için paylaşıyorum. Kullanmak isteyenler için paylaşıyorum. Yoksa benim elimde en güzel Cem sesleri var. Ve bu ses benim elimdeki Cem sesinin tırnağı olamaz. Geçelim. Tercih edilen motor Elnur TTS. Tercih şimdi edilen radyo düğmesi seçili değil. Vocaliz Ermet'in okuma 9-14 listede 14 öğe. Vocaliz Ermet'in okumaya geçiyorum. İki kez dokunun. Dikkat. Bu konuşma sentezi motoru, şifreler ve kredi kartı numaraları gibi kişisel verilerde dahil konuşulan tüm metni toplayabilir. Vocaliz Ermet'in okuma motorundan gelmektedir. Bu konuşma sentezi motorunun kullanımı etkinleştirilsin mi? İptal. Tamam. Tamam diyorum. Vocaliz Ermet'in okuma kullanılıyor. Bu bildiğimiz Cem Compact sesi. Çal. Bu Türkçe dilinde bir Vocaliz Ermet'in okuma örneğidir. Bu Türkçe dilinde bir Vocaliz Ermet'in okuma örneğidir. Bunu uzun uzun tanıtmayacağım. Bunu biliyorsunuz zaten. Van Metin ana sayfa. Evet, şimdi başlatalım. Vocaliz Ermet sesleri. Bakın, videonun başında bahsettiğim hatayı göreceğiz şimdi. Ben bu uygulamayı ses motoru olarak seçtim şu anda. Konuşuyor. Ama ben bu programı açtığımda sanki bunu ses motoru olarak seçmemişim gibi yeniden ses motoru olarak seçmemi isteyecek. Açıyorum. Lütfen bekleyin. Vocaliz Ermet sesleri. 59 öğeden 1-10 arasındakiler gösteriliyor. Bakın. Vocaliz Ermet metin okuma. Vocaliz Ermet sisteminizde varsayılan metin okuma motoru değil. Varsayılan metin okuma motoru olarak seçmek istiyor musunuz? Hayır. Düğme. Hayır diyorum. Vocaliz Ermet sesleri. Ayarlara girerken, ayarlarını düzenlerken yapmıyor bunu. Sadece bu ana sayfadaki uygulamasını başlatırken yapıyor. Çok büyük bir sorun değil benim için. Yani sizler için de çok büyük bir sorun olmayacağını düşünüyorum. Zaten sık sık girmiyoruz buraya. Sadece ses değiştirirken ve ses modeli değiştirirken burayı açıyoruz. Orada gelen küçük bir soruyu hayır diyerek geçebiliriz. Çok büyük bir problem olmadığını düşünüyorum ben. Girelim şimdi Türkçe olan yere. Türkçe, Cem, Compact ve 3, 7, 1, varsayılan ses. Evet, Compact sesi. Ses, Embedded Pro. Embedded Pro'ya geçiyorum. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Ayarlar, düğme. Şimdi ayarlarına girelim. 33 öğeden 1-10 arasındakiler gösteriliyor. Bu arada şundan da bahsedeyim. Bazı arkadaşlarımız Arapça sesler kullanmak istiyorlar. Bu uygulamada, bu modifikasyonda sadece Türkçe için değil, bütün sesler satın alınmış olarak görünüyor. Tabii bütün seslerde ML sesleri ve Embedded High sesleri yok maalesef ama hani bu ML ve Embedded High sesleri sadece Türkçe için var ama bütün sesler satın alındı olarak göründüğü için ister Arapça ses indirin, ister İngilizce ses indirin, istediğiniz dillerdeki sesleri istediğiniz kadar indirebilirsiniz. Hani ne var? Tek eksik Türkçe diline uygulandığı gibi Embedded High ve ML ses versiyonları yok. Şimdi geçelim, ayarlarda biraz gezinelim. Ses düzeyi, devre dışı. Ses perdesi ayarlarını zorla. Vocaliz Ermet'in okuma ses perdesi ayarlarını uygulama. Ses perdesi ayarları üzerinden zorla. Onay kutusu, işaretle değil. Ses perdesi, devre dışı.
Konuşma hızını zorla. Vocalizer metin okuma konuşma hızına uygulama konuşma hızı üzerinden zorla. Onay kutusu. İşaretle değil. Konuşma hızı. Devre dışı. Burası bildiğiniz ayarlar. Zaten bu ayarlarda herhangi bir değişiklik yok. Bir de hakkında bölümünün en altında uygulamayı ilk modlayan kişinin Telegram kanalı ve PayPal hesabını gösteriyor. Yes Plus diye bir Telegram hesabı var bu kişinin. uygulama hakkında kısmına artık nasıl, yani eklemeyi dahil etmeyi nasıl başardıysa, artık kaynak kodunu mu çözdü uygulamanın, ne yaptıysa bilmiyorum. Uygulama hakkında bölümünde vocalizer metin okuma hakkında bölümünün haricinde Yes Plus PayPal hesabı var. Yani bu Yes denen artık adı mıdır, lakabı mıdır bilmiyorum. Bu Yes denen kişiye PayPal üzerinden para gönderiyorsunuz, bağış yapıyorsunuz ama bunu yapmak zorunda değilsiniz. Hani bu uygulama ücretsiz olacak şekilde modlanmış, herhangi bir ücret istemiyor. Bu Yes denen şahsa da para göndermek zorunda değilsiniz. Hani bağış istiyor adam ya da kadın. Cismini, cinsiyetini bilmiyorum. Nereli olduğunu da bilmiyorum. Biraz değişik bir ismi var. Hani şunun gibi düşünebilirsiniz. NVDA'yı kurduğumuzda veya NVDA güncellemesi yaparken NV Access Limited şirketi de bizden bağış istiyor ya, hani bu bağışı ister yapıyoruz ister yapmıyoruz, hani diyor ya NVDA'nın gelişimine devam etmemiz için bağış yapılması gerekmekte. NV Access Limited kar amacı gütmeyen ve bağışlarla ayakta duran bir kuruluş falan fistan diyor ya hani. İşte bu da o hesap. Nasıl ki NVDA'nın geliştiricilerine bağış yapmak zorunda değiliz. İster bağış yapıyoruz, ister bu seçeneği atlayarak kuruluma devam ediyoruz. Buradaki de aynı hesap. Yani bağış yapmazsan bu uygulama çalışmaz diye bir şey söz konusu değil. Adam kibarca bağış istiyor bizden. Yani diyor ki geliştirmelerime ve modlamalarıma devam edebilmem için gelire, paraya ihtiyacım var. Bana bağış yapmak ister misiniz diyor adam. Yani bunu İngilizce yazmış ama ben size Türkçesini kısaca söylüyorum. Adamın dediği şu. Hani bana bağış yapmak zorunda değilsiniz ama benim modifikasyonlarıma ve geliştirmelerime devam edebilmem için paraya, gelire ihtiyacım var. Bana bağış yapmak ister misiniz diyor. Adam kibar bir dille bağış topluyor ama tekrar söylüyorum. Yapmak durumunda değiliz. İster yaparız, ister yapmayız. Bu mecbur bir şey değil. İsteyen yapar, istemeyen yapmaz. Sadece adam onu oraya koymuş. PayPal hesabını. Hani gönlünüzden ne koparsa, bağış yapmak isterseniz yapıyorsunuz, istemezseniz yapmıyorsunuz. Bir tane daha Yes Plus diye bir şey var. O da bu şahsın Telegram hesabını, Telegram kanalını görüntüler. Yani birinci değil de ikinci Yes Plus yazan yere basarsanız adamın Telegram kanalına yönlendirilirsiniz ve Telegram'da paylaştığı ve modifikasyonlarını yaptığı diğer uygulamaları görürsünüz. Bunun haricinde ayarlarda herhangi bir değişiklik, herhangi bir farklı modifikasyon yok. Ayarları hep bildiğiniz gibi. Ses düzeyini zorla. Vocalizer metin okuma ses düzeyini multimedya ses düzeyi üzerinden zorla. Şimdi, ayarlar üstte. Vocalizer metin okuma. Vocalizer sistemini. Hatayı verdi. Çıkıyorum. Ses kalite. Bir saniye önce hangisini seçmişiz ona bakalım. Cem Pro V3 7 1 varsayılan ses. Ha, Embedded Pro. Ses kalite. Embedded High. Embedded High sesine geçiyorum. Vocalizer sesleri. Etkinleştirmek. Bu normal Embedded High ve Embedded Pro sesleri. Ayarlar. Yine kısaca metin okutturalım buna. Ses düzeyi devre dışı. Ses perdesi ayarlarını zorla.
Vocalizer metin okuma ses perdesi ayarlarını uygulama ses perdesi ayarları üzerinden zorla, ses perdesi, devre dış, konuşma hızını zorla, vocalizer metin okuma konuşma hızına uygulama konuşma hızı üzerinden zorla, konuşma hızı, devre dışı, ses düzeyini zorla, vocalizer metin okuma ses düzeyini multimedya ses düzeyi üzerinden zorla, onay kutusu, işaretli, ses düzeyi. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Normal Cem sesinin Embedded Compact, Embedded Pro ve Embedded High sesleri var. Cem ML sesinin sadece Embedded Pro ve Embedded High sesleri var. Şimdi ayarlar geçelim üstüne. Diğer Türkçe, ses modeline. Türkçe Cem ML IGHV ses kalitesini Embedded Pro. Farklı bir sentezleyiciye geçiş yaptıktan sonra ekran okuyucusunu bir kere kapatıp açmamız gerekiyor. Vocalizer. Şimdi Talkback kapalı. Cem ML'ye geçiş yaptım. Cem ML'nin Embedded Pro sesine geçiş yaptım. Ekran okuyucusunu kapattım. Baştan açacağım. Aynı sentezleyicinin farklı ses versiyonları arasında, farklı ses modelleri arasında geçiş yaparken ekran okuyucuyu kapatmaya gerek yok. Ama farklı bir sentezleyiciye veya farklı bir sentezleyicinin ses modeline geçiş yaparken ekran okuyucuyu kapatıp açmanız lazım. Yeni seçtiğiniz sesin etkili olması için. Talkback açık. Bakalım. Türkçe Cem ve Pro ve varsayılan. Bu arada Cem ve Yelda seslerinde ses versiyonlarını gösteriyor. ML sesinde, Cem'in ML sesinde Pro ve diyor, yani ses versiyonunu göstermiyor. Bakın. Türkçe Cem IGHV 3 7 1. 3 7 1. Cem ML. Türkçe Cem ML Pro ve varsayılan. Pro ve diyor, sesi göstermiyor. Türkçe. Yani sesin versiyonunu göstermiyor, pardon. Türkçe Yelda IGHV 3 7 1. Yine aynı şekilde Yelda'nın da ses versiyonunu gösteriyor ama Cem ML'de sadece Pro V diyor ya da Embedded High sesine geçtiğimiz zaman High V diyor. Yani sesin kalitesinin tam adını ve tam versiyonunu ML sesinde göstermiyor. Ayarlara girelim. Ayarlar. Ayarlar. Ses düzeyi, devre dışı, listede. 33 öğeden 1-10 arasındakiler gösteriliyor. Evet. Ses perdesi ayarlarını zorla. Vocalizer metin okuma ses perdesi ayarlarını uygulama ses perdesi ayarları üzerinden zorla. Onay kutusu işaretli değil. Ses perdesi devre dışı. Konuşma hızını zorla. Vocalizer metin okuma konuşma hızını uygulama konuşma hızı üzerinden zorla. Onay kutusu işaretli değil. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Konuşma hızı, devre dışı. Ses düzeyini zorla. Vocalizer metin okuma ses düzeyini multimedya ses düzeyi üzerinden zorla. Onay kutusu, işaretli. Ses düzeyi. Mesaj, blind export. Genel, devre dışı. Evet, şimdi ayarlar bakalım. Üstte, hayır. Vocalizer metin okuma. Vocalizer sisteminizde varsayılan metin okuma motoru değil. Varsayılan metin okuma motoru olarak seçmek istiyor musunuz? Ben aslında geçmişteki videolardan birinde artık vocalizerle alakalı bir video gelmeyecek demiştim ama evet, gerçekten vocalizerle alakalı bir video gelmeyecekti. Ancak bu değişikliği görünce ve bu modifikasyonu yapınca sizlerle de paylaşmak istedim. Bana da bir ilginç geldi. Hayır. Vocalizer sesleri. Bakalım. Türkçe Cem ML Pro ve varsayılan ses listede. Cem ML Pro. Şu an Cem'in Embedded Pro sesindeyim. Ses kalitesini seç. Embedded Pro. Embedded High. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Şu an Embedded High sesine geçiyorum. Vocalizer sesleri. Etkinleştir. Cem ML'nin Embedded High sesine geçtim. Tekrar hatırlatayım. Aynı sesin kaliteleri arasında geçiş yaparken ekran okuyucusunu kapatıp açmaya gerek yok. Ancak farklı bir sese ve o sesin kalitesine geçiş yaparken
Geçişi yaptıktan sonra bir defaya mahsus sesin etkili olması için ekran okuyucusunu bir defa kapatıp açmanız gerekiyor. Yani GSO'da bu oluyor mu bilmiyorum ama ben TalkBack'te bunu fark ettim. Ekran okuyucusunu bir kere kapatıp açmamın gerekli olduğunu fark ettim. Size de söylemek istedim. Bilginiz olsun. Eğer böyle bir sorunla karşılaşırsanız hani ses niye değişmedi diye düşünmeyin. Ses değişmiştir. Yalnız etkili olması için ekran okuyucusunun bir defa kapatılıp açılması gerekmektedir. Türkçe cemmele hgv varsayılan ses. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Örnek arabellaya alınıyor. Merhaba, tanıştığımıza memnun oldum. İstediğiniz her şeyi seslendirmeye hazırım. Ben hiç memnun olmadım. Keşke hiç tanışmamış olsaydık. Neyse. Hakkında ayarlar, düğme. Ayarlar, ses düzeyi, devre dışı, listede. 33 öğeden 1-10 arasındakiler gösteriliyor. Ses perdesi ayarlarını zorla. Vocalizer metin okuma ses perdesi ayarlarını uygulama ses perdesi ayarları üzerinden zorla. Onay kutusu, işaretle değil. Ses perdesi, devre dışı. Konuşma hızını zorla. Vocalizer metin okuma konuşma hızını uygulama konuşma hızı üzerinden zorla. Onay kutusu, işaretle değil. Konuşma hızı, devre dışı. Ses düzeyini zorla. Vocalizer metin okuma ses düzeyini multimedya ses düzeyi üzerinden zorla. Onay kutusu işaretli. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Ses düzeyi. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Genel devre dışı. Ayarlar üstte. Vocalizer metin okuma altta. Vocalizer sisteminizde varsayılan metin okuma motoru değil. Varsayılan metin okuma motoru olarak seçmek istiyor musunuz? Liste dışında. Hayır, düğme. Vocalizer metin okuma. Vocalizer sesleri. Türkçe, cemmele, hgv, varsayılan ses, listede. Şimdi Yelda sesine geçeceğim. Yelda'nın ses versiyonlarını tanıtacağım ve videoyu burada bitireceğim. Bu videonun açıklamalar kısmına bu dosyanın internetarşivi.org linkini koyarım. Yine aynı şekilde direkt indirme linki koyarım. Siz hiçbir şeyle uğraşmanıza gerek kalmadan dosyayı indirirsiniz. Yani videonun açıklamalar kısmındaki linke tıklarsınız. Web tarayıcınız, artık hangi web tarayıcısını kullanıyorsanız açılır. Ve hiçbir sayfa açılmadan direkt olarak dosyanız indirilmeye başlanır. Türkçe, Yelda, ses kalitesini seç. Embedded Compact. Vocalizer sesleri. İlginç bir şekilde şu an sorun çıkarmadı Yelda'ya geçerken. Sanırım sadece Cem seslerinde yapıyor bu sorunu. Türkçe, Yelda, Compact ve 3, 7, 1, varsayılan ses. Hakkında ayarlar düğme. Ayarlara girelim tekrar. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Uzun basmak için iki kez dokunun ve basılı tutun. Ayarlar. Ses düzeyi, devre dışı, listede. 33 öğeden 1-10 arasındakiler gösteriliyor. Ayarlarda çok fazla dolaşmıyorum. Çünkü az önce de söylediğim gibi ayarlarda çok büyük değişiklikler yok. Sadece bu uygulamanın ilk modifikasyonunu yapan kişinin PayPal hesabı ve Telegram kanalının hesabı var. O yüzden ayarlarda çok dolaşmıyorum. Ses perdesi ayarlarını zorla. Vocalizer metin okuma ses perdesi ayarlarını uygulama ses perdesi ayarları üzerinden zorla. Onay kutusu işaretli değil. Ses perdesi devre dışı. Eğer ayarlarda böyle gereksiz yere dolaşırsam video çok uzar. Hem sizler sıkılırsınız. Hem de gereksiz yere videoyu uzatmış oluruz. Çünkü gerçekten ayarlarda bu ilk modifikasyonu yapan Yessi denen şahsın PayPal hesabının ve Telegram hesabının etkinleştirilmesini sağlayan düğmeler dışında hiçbir değişiklik yok. Konuşma hızını zorla. Vocalizer metin okuma konuşma hızını uygulama konuşma hızı üzerinden zorla. Onay kutusu işaretli değil. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Bütün TTS ayarları bildiğimiz gibi. Konuşma hızı devre dışı. Ses düzeyini zorla.
Vocalizer metin okuma ses düzeyini multimedya ses düzeyi üzerinden zorla. Onay kutusu, işaretli. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Ses düzeyi. Genel, devre dışı. Vocalizer sesleri. Türkçe, Yelda, Compact V3, 7, 1. Ses, Embedded Pro. Etkinleştirmek için iki. Türkçe, Yelda, Pro V3, 7, 1. Yelda'nın Embedded Pro sesini dinliyorsunuz şu anda. Ayarlar, ayarlar. Ses düzeyi, devre dışı, listede. 33 öğleden 1 10 arasındakiler gösteriliyor. Ses perdesi ayarlarını zorla. Vocalizer metin okuma ses perdesi ayarlarını uygulama ses perdesi ayarları üzerinden zorla. Onay kutusu, işareti değil. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Ses perdesi, devre dışı. Konuşma hızını zorla. Vocalizer metin okuma konuşma hızını uygulama konuşma hızı üzerinden zorla. Onay kutusu, işareti değil. Konuşma hızı, devre dışı. Ses düzeyini zorla. Vocalizer metin okuma ses düzeyini multimedya ses düzeyi üzerinden zorla. Onay kutusu, işaretli. Ses düzeyi. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Genel, devre dışı. Vocalizer sesleri. Türkçe, Yelda, Pro V3, 7, 1. Ses kalitesini seç. Embed detayı, listede. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Şu an Yelda'nın Embedded High sesine geçiyorum. Vocalizer sesleri. Türkçe, Yelda, HGV3, 7, 1, varsayılan ses. Evet, şu anda Yelda'nın Embedded High sesini dinlemektesiniz. Ayarlar. Daha önceki kullandığımız ses versiyonlarından pek farklı olmayabilir aslında ama yine de göstermek istedim. Yalnız Cem ML sesi bana çok farklı geldi. Ayarlar. Ses düzeyi, devre dışı, listede. 33 öğeden 1 10 arasındakiler gösteriliyor. Hala hoşuma gitmiyor. Hala beğenmiyorum o yeni Cem sesini. ML sesini de sevmiyorum. Hiç iyi değil bence. Ama inkar edemeyeceğim bir şey var. Çok değişik konuşuyor. Çok tuhaf konuşuyor. Ben sevmedim. Benim hiç hoşuma gitmedi ama belki sizler seversiniz. Ses perdesi ayarlarını zorla. Vocalizer metin okuma ses perdesi ayarlarını uygulama ses perdesi ayarları üzerinden zorla. Onay kutusu işaretli değil. Ses perdesi devre dışı. Konuşma hızını zorla. Vocalizer metin okuma konuşma hızını uygulama konuşma hızı üzerinden zorla. Onay kutusu işaretli değil. Konuşma hızı ses düzeyini zorla. Vocalizer metin okuma ses düzeyini multimedya ses düzeyi üzerinden zorla. Onay kutusu işaretli. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Ses düzeyi. Genel, devre dışı. Vocalizer sesleri. 59 öğeden 1 10 arasındakiler gösteriliyor. Uygulamadaki sesler bu şekildeydi arkadaşlar. Van Ulan. Bir öğeden 2 tanesi gösteriliyor. Sayfa 3 E-Recording BG. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı. Her şeyin gönlünüzce olmasını 33, dilerim. 20. Dur. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Sesleri nasıl buldunuz? Özellikle Cem ML sesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Gerçi buradan benim size tanıtmamla bile ne kadar değişik konuştuğunu anlayamayabilirsiniz. Bizzat kendiniz deneyimlemeden ne olduğunu çözemezsiniz. O yüzden çok bir şey söyleyemeyeceğim ama kendiniz deneyimlerseniz ve deneyimledikten sonra ne düşündüğünüzü, ne hissettiğinizi anlatmak isterseniz yorumlar bölümüne hepinizi beklerim. Ayrıca anlamadığınız, kafanıza takılan farklı bir soru olursa, ister bu uygulamayla alakalı, ister Ivona TTS ile alakalı, ister başka bir şeyle alakalı, çekinmeden soru sorabilirsiniz. Zaten geçenki videolarımda da söylediğim gibi, eğer bana soracağınız soruların cevabı bende varsa, cevabını biliyorsam,
büyük bir keyifle ve büyük bir zevkle, aynı zamanda büyük bir şerefle size cevap vereceğimden emin olabilirsiniz. Hoşça kalın.